Mayıs'ta bir seçimi yaşadık, Türkiye'de bir seçimi yaşadık. 14 Mayıs'ta sandık başına gittiniz ve bu şehri temsil edecek yeni 5 milletvekili arkadaşımızı seçtiniz. Halkın iradesi bizim için önemlidir. Halkın iradesine saygı duymak bizim siyasi kültürümüzde ve anlayışımızda vardır. Yeniden AK Parti'den 3 milletvekili seçildi, arkadaşımız seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 1 milletvekili arkadaşımız seçildi. Ve bana da yeniden Elazığ'ı temsil etme yetkisi verdiniz. Bu yetkiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Şunu bilin ki Elazığ'ın sesi olmaya devam edeceğiz. Elazığ'da kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Elazığ'da fakir fukaranın hakkını arayan bir milletvekili olarak yine Gazi Caddesi'nde olacağız. Yine sokaklarda olacağız. Her yerde olacağız. Ve Elazığ'da siyasetin farkını Elazığ'a yaşatmaya devam edeceğiz. Bunları yaparken de yine parlamentoda Elazığ'ın sorunlarını gündeme getireceğiz. Yine ulusal kanallarda onur ve şerefle Elazığ'ı temsil etmeye devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bugün aramızda yine bu memleketin çocuğu olan, atalarının, dedelerinin bu memlekette mezarları olan, çocuklukları ve gençlikleri bu memlekette geçen iki milletvekilimiz var. Birincisi Nihat Yeşil Bey, Ankara milletvekilimiz, Zeynel Emre Bey, İstanbul milletvekilimiz. Elazığ'a geldiler, Elazığ'da bize destek vererek 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına katkı vermek için geldiler. Sevgili hemşehrilerim, önemli olan şu anda bu alanda beni kaç kişinin dinlediği değil. Önemli olan sesinin nereye gittiği, insanların nereden bizi nasıl dinlediğidir. Önümüzde bir seçim daha var. 28 Mayıs günü tekrar sandığa gideceksiniz. Bu sefer ülkemizi ve devletimizi yönetecek cumhurbaşkanını seçeceksiniz. Biz her şeyden önce şunu söylüyoruz. Devleti yönetilecek iradenin öncelikle bu ülkede adaleti sağlaması lazım. Hukuku getirmesi lazım. Yurttaşlarımızın, yurttaşlık haklarının korunması lazım. Gençler, size de söz veriyoruz. Sizleri özgür bir Türkiye'de yaşatacağız. Gelecek kaygısı yaşamayacaksınız. Sosyal medya paylaşımlarından korkmayacaksınız. Üniversiteyi bitirdiğinizde işe nasıl gireriz diye kaygılanmayacaksınız. Anneleriniz, babalarınız rızkından, nafakasından artırarak sizleri üniversiteye okuttuktan sonra onların dizinin dibinde oturup iş bulmanın mücadelesini vermeyeceksiniz. Devlet herkese adil olacak ve devleti adil yöneteceğiz. Hiç merak etmeyin. Efendim her seçim döneminde bu ülkede konuşulan konular var. Yine bu seçim döneminde insanların çaresizliği, umutsuzluğu, iş kaygısı, aşk kaygısı, geçim kaygısı bir tarafa bırakılarak terörle ilgili, insanların inançlarıyla ilgili bir bilgi kirliliği yayılarak bir kampanya yürütüyor. Şimdi ben bu ili milletvekili olarak 5 yıldır bu kentte nasıl milletvekili yaptığımı bana güvenerek, inanarak, Türkiye'de rekoru kırdırarak oylarımızı %105 artırarak bize inancınızı ve güveninizi gösterdiniz. Şuna inanın, şuna güvenin ki sizin ne inancınızı ne de güveninizi, ne bu ülkenin değerlerini, ne devletimizin liyakatını, ne vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, ne bayrağımızın özgürce dalgalanmasıyla ilgili en ufak bir suistimal yaratmayız, taviz vermeyiz, merak etmeyin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri bunu teminatayız. Siz konuşulan yalan dolanlara inanmayın. Şimdi bakın, ben size tarihi anlatacağım. Kimler terör örgütleriyle oturdular? Kimler terör örgütleriyle pazarlık yaptılar? Kimler milliyetçi? Kimler dini kullandılar? Şimdi size anlatacağım. Bu ülkede çözüm sürecini hepimiz hatırlıyoruz, değil mi? Çözüm sürecinde denildi ki artık akan kan durmalı, terör örgütleriyle devletin bürokratları
Oslo'ya gönderildi. Devletin bürokratları Oslo'da terör örgütün yöneticileriyle toplantı yaptılar. Kim iktidardı? AK Parti hükümeti iktidardı. Ve yine arkasından barış adına terör örgütü mensupları Habur sınır kapısına geldi. Bu devletin mahkemeleri çadır mahkeme kurularak bu ülkenin yargıçları ve savcıları çadır mahkemelerine gönderildi ve o terör örgütü mensuplarının tutuksuz yargılanmasına karar verdikten sonra da o terör örgütü mensupları otobüsün üstüne çıkarak Doğu Anadolu'da barış ve zafer turu attılar. Kim iktidardı? AK Parti iktidardı. Yine hatırlayın, Barzani'yi Diyarbakır'a getirip Barzani ile Diyarbakır'da miting yapan kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu muydu? Kimdi? Bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı. Değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi bunları? Ve yine YPG terör örgütünün başı, YPG terör örgütünün başı Salim Müslüm'ü Türkiye'de devlet töreniyle kim karşıladı? CHP iktidardı. AK Parti iktidardı. Öyle değil mi? Ve yine bu görüşmeler sonrasında Dolmabahçe'de hükümeti temsilen Yalçın Akdoğan Başbakan Yardımcısı sıfatıyla bakanlar ve HDP'li milletvekilleriyle birlikte mutabakat açıkladılar. Yalçın Akdoğan CHP bakanı mıydı? AK Parti'nin bakanıydı, öyle değil mi? Peki 2019'da çocuk katili, vatan haini Abdullah Öcalan'a Muzdur Üniversitesi'nden bir akademisyeni göndererek İstanbul seçimlerinde AK Parti'nin desteklenmesine yönelik mektup okutulduğunda kim iktidardı? CHP iktidardı. AK Parti iktidardı. Ve yine askerlerimizi şehit eden, yurttaşlarımızın canını katleden çocuk katili Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan kırmızı bültenle aranırken bu ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı bulamadı. Kim buldu? TRT'nin muhabirleri buldu. Peki Osman Öcalan ne dedi? İstanbul seçimlerinde AK Parti'ye destek verin dedi. Bunlar doğru değil mi sevgili hemşehrilerim? Bunlar doğru değil mi? Peki yine bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na kumpas kurulurken İlker Başbuğ kimin ifadesiyle tutuklandı biliyor musunuz? Kimin ifadesiyle? Gizli tanık kimdi? Gizli tanık Şendin Sakık. Şendin Sakık kim? Askerimizi, polisimizi şehit eden şerefsiz, alçak PKK terör örgütünün eski yöneticisi. Şimdi bunlar mı? Bunlar mı terör karşıtı? Peki biz kimiz? Bunlar onu yaptıkları zaman ben Tunceli milletvekili olarak PKK'ya meydan yürüyüşü yaptım. Meydan okudum. Bunlar mı terör karşıtı? Gelelim milliyetçiliğe. Hani bunlar milliyetçi ya. Bunlar ne milliyetçisi? Salon milliyetçileri. Bunlar ne milliyetçisi? Slogan milliyetçisi. Şimdi bunların milliyetçiliğini de size anlatayım. Bakın, yıl 1974. Allah her ikisine de rahmet eylesin. Kara olan Bülent Ecevit, Başbakan Necmettin Erbakan Başbakan Yardımcısı. Kıbrıs'taki soydaşlarımıza karşı can ve mal güvenliğine yönelik saldırı, Rum askerinin saldırısı karşısında Avrupa Birliği'nin boykotuna, Amerika'nın ambargosuna rağmen biz, hükümetimiz, Cumhuriyet Halk Partisi ve MSP hükümeti Türk Silahlı Kuvvetleri'ni oradaki soydaşlarımızın hayatını ve can ve mal güvenliğini korumak için Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına indirerek milliyetçiliği Kıbrıs'a yazdılar. Yine yakın tarihten örnek vereceğim size. Yıl 1995,
Karnak krizini hatırlayın. Gençler belki siz hatırlamayabilirsiniz ama ben size hatırlatayım. Yunanistan Karnak kayalıklarına Yunan bayrağını astı. Başbakan kim? Tansu Çiller. Başbakan yardımcısı kim? Deniz Baykal. Oturdular, Genelkurmay Başkanı'nı çağırdılar ve Genelkurmay Başkanı'na bir talimat verdiler. Yunan bayrağı inecek, Türk bayrağı dikilecek dediler. Ve ne yapıldı? Bir NATO üyesine karşı, bir ülkeye karşı savaş göze alındı. Bir kayalıkta Türk bayrağı dalgalansın diye silahlı kuvvetlerimiz Karnak kayalıklarına indi ve Türk bayrağını oraya astı. Şimdi gelelim bunların milliyetçiliğine. Gelelim bunların milliyetçiliğine. Süleyman Şah Türbesi'ni hepiniz bilirsiniz. Bizim üniter devlet yapısı içerisinde sınırlarımızın dışında tek Türk toprağı diye bilinen yer. Orada Süleyman Şah'ın türbesi var. Bir Süleyman Şah'ın türbesini korumaya yönelik askeri birliğimiz var. Ve Süleyman Şah'ın türbesinin yanında da dalgalanan bir Türk bayrağımız var. Ne yaptılar Süleyman Şah türbesinde? Bayrağı indirdiler. Askeri birliğimizle birlikte Süleyman Şah türbesini alıp yerinden kaçırdılar. Halbuki Türk bayrağının orada dalgalanması için, Süleyman Şah türbesinin yerinde kalması için o terör örgütüne karşı Elazığ'a haber gönderselerdi, Elazığ'dan on binlerce genç bile şehit olmak uğruna o bayrağı orada indirmez. Ama bunlar indirdiler. Bunlar kaçırdılar. Milliyetçiler ya. Yine aynı şekilde söylenmez. Efendim CHP iktidar olursa Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacakmış. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nı niye kapatalım? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı zaten kuran parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ama biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nı siyasal bir kurum yapmayacağız. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nı 85 milyon yurttaşımızın inançlarını özgürce yaşaması için devletin kurumu yapacağız. Orayı devletin iradesi yönetecek. Siyaset iradesi yönetmeyecek. Diyanet İşleri Başkanlığı siyasi basın açıklaması yapmayacak. Siyasi fetva yayınlamayacak. Caminin avlusunda siyasi parti genel başkanları miting yapmayacak. Biz herkesin inancına saygı duyacağız. Herkes istediği gibi yaşayacak. Başı kapalı bacılarımız. Hiç korkmayın. Hani onu da söylüyorlar ya. CHP iktidar olursa türban yasağı getirecek. Bakın üniversitede türban yasağını kaldıran parti Cumhuriyet Halk Partisi. Dönemin YÖK Başkanı Genel Başkanımıza teşekkür etti. Siyaset bunları her zaman kullanmış. Nasıl kullanmış? Muhafazakar inançlı insanların siyaseten inançlarını sömürmek için hep demiş ki din elden gidiyor. Ben öz eleştiri yapıyorum. Biz de hata yapmışız. Demişiz ki Türkiye laiktir, laik kalacak, laiklik elden gidiyor. Halbuki hepsi yalan. Ne din elden gider, ne laiklik elden gider. Bu ülkede herkes inançlarıyla, kültürleriyle, değerleriyle, yaşam tarzıyla özgürce yaşayacak. Biz onu sağlayacağız. Hiç merak etmeyin. Bu ülkede ne başörtüsü ne inançlar asla tartışma konusu olmayacak. Ama siyaseten de bunu kullandırmayacağız. Bir başka konu ne? Efendim CHP iktidar olursa APO'ya terör örgütlerine af gelecek. Bak şu anda aranızda 28. dönem olarak parlamentoda görev yapacak Zeynel Emre ve ben varım. Buradan Elazığ'dan, Gazi Caddesi'nden hem bütün Elazığ'a hem Türkiye'ye haykırıyoruz. Eğer APO ve terör örgütleriyle ilgili bir kanun düzenlemesi meclise gelirse hiç merak etmeyin. O meclisi birbirine katar, o teklifi getirenin alnını karışlarız. Siz rahat olun. Ama kimin getireceğini de göreceksiniz. Kimin getireceğini de göreceksiniz. Terör örgütleriyle ilgili düzenlemeyi AK Parti 2003 yılından 2016 yılına kadar 3 lafa getirdi, CHP reddetti. Onun için sevgili hemşehrilerim, sevgili Elazığlılar, bize inanın, güvenin.
Bunların yalanlarına, dolanlarına bakmayın. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız televizyonda bir canlı yayındaydı. Ne dedi? Kandil'de Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği video montajmış. Değil mi? İşte her şey yalan dolan. Kendi ağzıyla itiraf etti. Bu ülkenin 2002 yılında yönetenler 99'da APO'yu getirdiler. Yine Başbakan Ecevit'ti. Başbakan yardımcısı da Devlet Bahçeli'ydi. APO'yu yargıladılar, cezaevine attılar. 2002 yılına kadar terörü sıfırladılar. Ama 2002'den günümüze kadar yanlış terör politikalarından kaynaklı terör yine kendisini Türkiye'de var etti. Terör kimin döneminde canlandı? Bunların döneminde canlandı. Ecevit ve Devlet Bahçeli'nin yönettiği dönemde terör var mıydı? APO'yu bile yargıladılar. Peki bunlar şimdi diyorlar ki HDP terör örgütü. Niye kapatmıyorsunuz? Niye yargılamıyorsunuz? Niye milletvekillerini veto etmediniz? Niye seçtirdiniz? Bugün parlamentoya niye gelecekler o zaman? Çünkü hepsi yalan. Hepsi yalan. PKK ne kadar bu ülke için tehditse, IŞİD bu ülke için ne kadar tehditse, YPG bu ülke için ne kadar tehditse, FETÖ bu ülke için ne kadar tehditse, Gaffar Okan'ı şehit eden Hizbullah da o kadar tehlikelidir. Ne yazık ki Gaffar Okan'ı şehit edenler meclisteler, mecliste. Onlara niye sesiniz çıkmıyor? Onlara niye isyan etmiyorsunuz? Gaffar Okan mezarından alt uyacak mı? Ama biz mücadele edeceğiz. Biz mücadele edeceğiz. Çünkü şunu aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayın. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi devletin partisidir. Ve bu anlamda da biz meclisimize de devletimize de sahip çıkacağız. Sizden bir ricam var. Sevgili hemşehrilerim, 28 Mayıs'ta sandık başına gireceksiniz. Bu bölgenin evladı, bu bölgenin ekmeğini yemiş, bu bölgenin suyunu içmiş, ticaret lisesini birincilikle bitirmiş, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığına destek verin, bu memleketten bir cumhurbaşkanımız olsun. AK Parti bakanlık bile vermedi bu ülkeye, bu şehre. 20 yılda bakanlık bile vermedi bu şehre. Çantada keklik gördü. Şimdi gidin sandığa, bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu'na oy verin. Bu şehirden hem bir bakan olsun, hem de bir cumhurbaşkanı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sürekli sokaklarda olacağız. Sürekli razı olacağız. Sürekli halkın içinde olmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim hepinize.